üniversitemize girişlerde bütün personelimiz dahil bir HES kodu uygulaması yapıyoruz. HES kodu güvende olmayan personelimizin gerekli tahlilleri, testleri yaptırmalarını istiyoruz. Ve belirli süre karantina uygulamasını takip ediyoruz. Buna ek olarak şunu da belirtmek isterim. Bu sene başında üniversitemizde iki büyük sınav yaptık. Bunlardan birincisi İngilizce hazırlık sınıfı ile ilgili kur belirleme ve de hazırlık sınıfını atlama sınavıydı. Bu sınava yaklaşık 1400 öğrencimiz katıldı. Bir günde 800, diğer günde 600 öğrencimiz bu sınava girdi. Daha sonra bunların yanı sıra yine aynı gün ilk sınav günü yaklaşık 100 öğrencimiz de klinik psikoloji yüksek lisans yazılı sınavına girdi. Bu sınavlar sırasında, bu sınavlara giriş, üniversiteye giriş sırasında uyguladığımız tedbirlerle, öğrencilerimizin bunlara verdiği güzel tepkilerle şu ana kadar bize yansımış hiçbir vaka ortaya çıkmadı. Bu bizim için çok gurur verici bir tablo oldu. Demek ki öğrencilerimizin tedbirlere uyması, personelimizin tedbirlere uyması, gerekli kuralları sağladığımız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağımızı umuyoruz. Uzaktan eğitim zor bir süreç. Öğrencilerin okul süresi kadar süreyi evlerinde, bilgisayar başında harcamaları ve aynı konsantrasyon ve yoğunlukla bu dersi izlemeleri çok kolay değil. Bu nedenle öğrencilerimizin gereğinden fazla ders almamaları gerektiğini düşünüyorum. Ve aldıkları dersleri de çok iyi çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mezun olduktan sonra herhangi bir bilgi eksikliğini tamamlamak çok kolay değil. Ve mezun olduklarında karşılaşacakları meslekleriyle ilgili sorunlara çok güzel cevaplar vermelerini bekliyorum. YÖK bu sene bizden gözetimli değerlendirme bekliyor. Önümüzdeki günlerde bu gözetimli değerlendirme ile ilgili öğrencilerimize daha kapsamlı bir açıklama yapacağız. Ancak bu seneki uygulama geçen dönem hızlıca geçtiğimiz uzaktan eğitim uygulamasından biraz farklı olacak. Bu bizim özelimizde değil, bütün Türkiye çapında daha farklı bir uygulamayla öğrencilerimiz karşı karşıya kalacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi, bilimle anla, bilgiyle yönet.